gelecektir. Değerli arkadaşlar, şu an karşımda değerli bir büyüğüm, İbrahim Gökçeoğlu amcam burada. Ona biraz sohbet ederken ta şu eskilere gidip 1930'lardan falan anlattıracağım. Selamun aleyküm İbrahim amca. Konuşacağım. Yani sizin köy ne zaman kuruldu? 35'te. 35'te kuruldu. Atatürk'ün yeni yeni başkanıydı. Atatürk Resim Cumhuru'du. 35'te kuruldu. 29 hane kuruldu. Ama Somur'dan gelen geldi, gelen geldi, 150 hane oldu. Bu bahsettiğimiz köy? Atatürk'ün kurduğu köy yani. İnönü'ye Atatürk kurdu bizim köyü. Ondan sonra... Daha önce göçer olarak geziyordunuz değil mi? Daha önce bizim köyün yeri boşluktu. Boşluktu yani, su alıyordu Malazlı. Ev yaptırıldı, kanal yapıldı, çekildi derken köy haline geldi. Suyumuz acıydı, içmiyordum. Bir gavurlardan kalma su, uyum. O acı içilmiyordun. Narlıktan, hayvanlardan su getiriyordun. Oradan getiriyordunuz, içmezsiniz. Narlıktan, sözüm ona, hayvanlardan, cerilerinden eve su getiriyordum. Su acıydı, içilmiyordun. Sonra bir zencere oldu. 45'lerde mi neydi? Evet. Bir zencere oldu. Ondan sonra su datlandı. Datlandı. Cumali içiyor kızım, gelsin babam gidecekti. Su datlandı. Cenab-ı Allah uyudu ağzına kadar çıktı. Kuruyordum. Bir erkek kimi mutfarsa su kuruyordum. Vay be. Bizim ev de kuyunun başındaydı. Her musibetten bir şey çıkıyor desene. Hayır başka, çıkıyor yani. Başkası gelmeden bizi iner su içer. İki erkek su alıyordum. Kuruyordum. Su kuruyordum. O acı su acı. Acı su. Kapı yıkamak uçuyor yani. Doğru, doğru. Bahsettiğimiz köy Körkuyu köyü değil mi? Ceyhan'ın Körkuyu köyü. O kuyunun ismi Körkuyu kaldı. Ondan sonra Körkuyu oradan kaldı yani. Körkuyu kaldı. O kuyunun ismi kaldı. Vay be. Gavurlar Mırdız gavuruymuş orada oturanlar. Daha eskiler biliyor. Bizim köyün daha eskileri. Ermeniler yani. Mırdız gavuru varmış. Mırdız Ermeniler demek yani. Mırdız gavuru varmış. Bunlar İrenci Paşa çiftliği kaldı ya, Abdurazak çiftliği. Evet. Onun sahibi İrenci Paşa'ymış. İremzi Paşa bizim köyün büyüklerini çığırttırdı. Dedi ki oğlum ben satacağım burayı. Gelin alın dedi. Alamadım. Para yok o zaman. Tabii o zaman kimde para var? Oğlum koyunumuzu kuzumuzu satın alın dedi. Bir yaramaz adam gelir size rahatsız eder dedi. Doğru. Yok alamayınca Abdurazak Eken geldi. 20.000 liraya. 20.000 liraya. 10.000 peşin 10.000'i de bir sene sonra vermeye. Aldı o çiftliği. En son Abdurazak'a anladık, düşman olduk. Abdurazak Ekenler'in öyle. Onun için yönüm arayışı vardı çiftliği. Vay be. Ondan ne yapacağım? Kızım bana çay getirme. Getirme. Sağ ol kızım. İçemiyorum bu çayı ben.